Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar, günaydın. Bugün günlerden Beyiş. Bizim burada Antalya'nın Korkutel ilçesinin Beyiş mahallesi var. Belki hatırlayanlar olabilir. Beyiş mahallesine zaten Samra Yükleme'ye gitmiştik. O videoya da şu anda iyi butonuna çıkacak. Bu videodan sonra vaktiniz varsa onu da izleyebilirsiniz. Şimdi oraya gideceğiz ekim içmeye. Babam önden gitti. Ben hemen güneş gözlüklerimi takayım. Sonra videomuza başlayalım. Aşağıdan videoyu beğenerek kanalımıza abone olarak bizlere destek olmayı unutmayın. Başından şapka geliyor değil dedem, yanıya kavam mı? Ne bakıyorsunuz lan? Yanıyorsun Fuat abi! Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere bir çeri arkamızda. Şimdi geldik. Harmanımızı biçiyoruz. New Holland TT55B traktörümüz. İki tane telliği getirdi. Evet arkadaşlar, şimdi oradaki tarlamızı bitirdik. Yavaş yavaş şöyle yoluna tek tarafına geçeceğiz. Asıl düşeceğimiz yerler tek tarafta. Şimdi terliği değiştirdik, terli doldu. Bir terliği yolladık. Öteki terliği de şimdi bir kısmı doldu. Ama farklı abiye düşeceğimiz için öteki terliği de attık. Biz de yavaş yavaş gidiyoruz şöyle. Evet arkadaşlar, biçime tekrardan başladık. Daha demin orada biçti ama onu uzakta olduğu için görüntüsünü kaydedemedim. Take you home with me. I
get what you're saying. All the these games you're playing. Can't buffer in your message. No, I'm not here for your show, wasn't asking. But I've been quitting what you're taking. I've been sipping cause I'm making. No regrets, I'm not assisting. Just gonna be what you were, I'm not missing you, yeah. I'm fucking down with all this shit you told me. Just regretting that I met you, damn, you hold me down. All my fortune's just been wasted or gone. Oh, you made me feel alone. You thought there's a cure. I went and let you be. Now I know for sure I don't wanna take you home with me. Ekip sağlam. Massey Ferguson'dan tutun Türk fiyatından tutun New Holland'dan tutun Ertuğrul'lar er 3900 biçer döverini. Şöyle göstereyim size B şovasında. Bu taraflar Nadas. Geçen sene burasıydı. Örüm, yani örüm deniyor yani dönem. Geçen sene burası da ekiliydi. Şimdi burası, seneye burası ekilir. Seneye tekrardan Allah ömür verirse buraya geliriz. Buraya, bu tarafa da geliriz. Neyse. Şimdilik hoş kalın, hoşça kalın, takipte kalın. Evet arkadaşlar, biçerimizin yanına geldik. Biçerimiz şu anda arpa biçiyor. Arkadaşlar biçer döverle alakalı Ertuğrul'lar R3900 veya Ertuğrul'ların diğer modelleriyle alakalı sorularınız olursa aşağıdaki Instagram linklerimizden bizlere sorabilirsiniz veya YouTube videonun yorumlar kısmında da bu sorularınızı bizlere sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Birazdan biçer döver operatörümüz İbrahim Sert'le de yani İbrahim Sert'in yanına da çıkacağız. Yukarıdan kabin içerisinden de birkaç tane görüntüler, yani birkaç görüntü alırız. Şu anda beklemedeyiz. Evet arkadaşlar, şimdi şu oradaki tarlamızı bitirdik, buraya geldik. Bu tarlamız da bayağı bir büyük. Ta şu karşıda da görünüyor mu bilmiyorum. Bir New Holland var. İçeride var. Eski, yani yeni modellerden değil. O da bizim köylü. Arkadaşlar biçimimizi tamamlamış bulunmaktayız.
Şimdi traktörün yanına gideceğim. Sonra şu ötte bir yerdeymiş tarla, oraya geçeceğiz. Ekip çok canlı. Maşallah. Arkadaşlar, bugünlük videomuzun burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Size şöyle gün batımından veda edelim. Şu anda Beyş'in girişindeyiz. Beyş'in girişinde burada çeşme var. Çeşmenin orada traktörü bıraktım. Orada oturuyorum. Babam geldi. Şimdi görünüyor mu? Görünmüyor. Şu hemen ağaçların arasında ekim biçiyorlar. Bana da lazım olurlarsa, yani ben lazım olursam onlara, ihtiyaç olursa arayacaklar. Ben de onların yanına tek gideceğim. Şu anlık beklemedeyim. Hava da yavaş yavaş kararmaya başladı. Bugünlük bizden bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Aşağıdan videoyu beğenerek kanalımıza abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Video biraz kısa olmuş olabilir ama yapacak bir şey yok. Bugün sadece sabahleyin traktörle vagonları getirdik. Biraz ekim biçme videosu, ekinleri biçerken videosunu çektim. Öyle çok fazla detaylı çekimler yapamadık çünkü sürekli biter uzaklaşıyordu. Bir de şöyle göstereyim size ovayı. Ovada çok fazla ağaç yok, yani şurasında ekim biçtiğimizden çok fazla ağaç yok. Ve gölge olan yer yok. Normalde bizim kendi ovamız olsa hani en azından bir traktörün vagonun gölgesi oluyordu. Havada olmayınca ben de pek bir şeyin yanına gidesim gelmedi. Her neyse, bugünlük bizden bu kadar. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanetsiniz.